Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizde görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kanalımızda diqqatlar ekranımız olsun. Amerika Dini Erkinlik Komiteti Amerika'nın Xitay'a embargo yürgüzüşke çağırdı. Tayvan Xalq gazetasining 29 apreldagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komiteti Amerika hukumatini Xitoyga embargo yurgizishga chaqirdi. Xabarda Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining yillik dokulat e'lon qilganligi, dokulati Xitoyning Uyg'urlarning diniy erkinligiga eg'ir buzg'unchilik qilganligi, Xitoyni bu yil diniy erkinlikka buzg'unchilik qilish jihatida yanada birinchi darajali davlatlar tizimligiga kirgizish kerakligi bildirildi. Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komiteti e'lon qilgan dokumentda yana Amerika hukumatini diniy erkinlik bilan kishilik huquqni Amerika Xitoy savdo munosabatiga bog'lab, Xitoydagi diniy kimligini, tilini va madaniyat meroslarini saqlab qolishga tirishayotgan millatlarga yordam berishga, Xitoydagi diniy e'tiqodi ziyonkashlikka uchragan omma va siyosiy panohlik tilaguvchilarning umumiy ahvolini orqiblashtirishga, ittifoqdosh davlatlar va Birlashgan Millatlar Tashkiloti musofirlar mahkamasi bilan hamkorlashib Xitoyning diniy erkinlikni bostirishiga qarshi nishonliq embargo yurgizishga, viza cheklamasi qo'yishga o'xshash diplomatik tadbirlar bilan amaliy inkas qaytarishga chaqiriq qildi. Xitoy Oqsuvda o'zini ma'lum qilish muhlati bekitdi. Oqsuv gazetasining 29-apreldagi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qo'rchoq organi bo'lgan Oqsuv viloyatlik qonun tarmoqlari Atalmış qari küçlər və rezillikə münasibətlik şəxslərinin özünü məlum qılışığa möhlət bekitib bərgən. Xəbərdə Xitayının Aqsudiki qorçaq orqanı Aqsu vilayətlik otursot, vilayətlik təptiş məhkəməsi, CX idarisi və ədliyə idarisi bir tutaş uxturuş tarıqtıb, qari küçlərə və rezillikə münasibətlik kişilərinin 5-ci ayının 30-ci günü gecə özünü məlum qılışı kərəklikini, məsələsini möhlət içində tapışırmaqallar, ya ki ixrar qılmaqallarının iğir cəzağı uçuraydıqallıqını əskərtgən. Kuzatuvchilar 3 milliondan ortiq Sharq Turkiston xalqini har xil to'kmatlar bilan lagerlarga qamaganligi xalqaro jamiyatga oshkora bo'lib, xalqaroning qattiq ayiblashiga yo'l qo'ygan Xitoy tajovuzchilari xalqaro jamiyatning diqqatini boshqa masalaga burab, Sharq Turkiston xalqini bostirish va qirg'in qilishdan iborat rezil maqsadga yetish uchun atalmish qari kuchlarga va rezillikka qarshi turish nomida xalqni tutqun qilishga boshlaganligini bildirishmoqda. Çoşqı vabası Xitayının çoğun baş qetinçiliqiga aylandı. Xitay bultur 8-ci aydın tartıp başlanğan Xitaydaki Afrika çoşqı vabasının tarqılışını hazırgıcı kontrol qılalmadı. Aldın qapta Wall Street Journal və New York vaxtı gezdi bu haqta ayrım-ayrım dokulat elan qılıp, 8 aydın beri Afrika çoşqı vabası Xitayının barlıq ölkilirgi tarqalqalıqını bu netçi 10 yıldın buyan Xitayda yüzbərgən ən iğir çaru mal keserliki apiti hesablanıqalıqını Çoşqalar yuqumlanıp ölgenlikten, ya ki öltürülüp bir taraf kılınganlıktan, Xitaydaki tirik çoşqa zapisi ötken yıldakiden 40 milyon tuyaq azlap 20 yıldın bu yankı en tövence küçükkenliki. Tetkikatçılarının mölçerige asaslanğanda bu yıl Xitaydaki tirik çoşqa zapisi 200 milyon tuyaq azlap gitidigallıkı bildirildi. Dokulat yanı körüstülüşçe, gerçi mesele nahayeti iğir bolsumu, Xitay dairleri yanılı vaziyetini yuşuruşqa tırışmaqta. Çarvi igilirimi ölgen çoşqalarını deryalarına taşlap, özü xalıqancı bir taraf kılışkı başlayan. Xitay dünyadaki en çoğun çoşqı göşü bazisi ve asaslıq istimalçısı bulup, bu qıtımlıq kesel apeti Xitaydaki çoşqı göşü bahasının ösüşünü keltürüp çıkargan. Bu sebeplik Xitay pulunun pul pahallıq nisbiti yakınki 5 ay içindeki en yukarı seviyeye yetken. Xitay dairleri muşundaq iğir vaba tarqılıvatkan bir peyitte, Uyğurlarının dini ve milli hissiyatını depsende kılıplı kalmasın, Yezilardaki Uyghurlarga çoşqı bekişini mecburlamaqta. Mike Pompeo Kerim Masimov bilen körüşkende Uyghur meselesini otturgu koydu. Amerika Taşkışlar Ministeri Mike Pompeo 26 April günü Kazakistan Prezidentinin alahidi vekili Kazakistan Devlet Xavfsizlik Komiteti Sekretari Kerim Masimov bilen Washington'da körüşüp Kazakistan'da prezidentlik ornunun almışı Bu yıl 6-cı ayda elib berildiğin Kazakistan Prezident Saylimi ve şunundak iki devletinin terrorluğa karşı hemkarlıqı münasibeti qatarlıq meselelerini müzakir kılgan. Amerika Taşkışlar Ministerliğinin yazın bayanatı da kayıt kılınışça, Mike Pompeo körüşte Şarkı Türkistan'da yüzberi vatkan kişilik hukuk krizisini otturgu koyup,
Bu krizisda vatanimizda yashaydigan nurg'un etnik qozoqlarning mo qurbonlikka aylanganligini bildirgan. Lekin Amerika tashqi ishlar ministrligining bayonotida Pompeo'ning so'ziga Masimovning qandoq inkas qaytarganligi tilga olinmadi. Qozog'iston Xitoyning bir balvoq bir yo'l strategiyasidagi eng halqiliq davlat bo'lib, u Xitoyning 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa turk musulmon xalqlarini tutqun qilib, lagerlarga qamashi, lager sirtidagilarni umumiyuzlik ta'qib qilishiga sukut qilib kelmoqda. Uning Sharqiy Turkistondagi vaziyatga sukut qilishi urug' tuqqanlari lagerlarga qamalgan Qozog'istondagi qozoq fuqarolarining noroziligini qo'zg'ab, bu Qozog'iston hukumatini intayin osal ahvolga tushirib qo'ygan edi. Dairlar oxiri bu yil 3-oyda Sharqiy Turkistondagi qozoqlarning kishilik huquq da'vosini qilib kelayotgan Qozog'istondagi kishilik huquq tashkiloti Otyurtning ishxonasini pechatlab, uning rahbari Serikjon Bilash o'g'lini tutqun qilgan. Bilash o'g'li etnik o'chmanlikka qudrat qo'li qilish qilmishi bilan ayiblanib, Ostonada nazarband qilingan edi. Amerika tashqi ishlar ministrligining bayonotida qayd qilinishicha, Mayk Pompeo Masimovga yana Amerikaning Sharq Turkistondagi bu krizisning ta'siriga uchirganlarni kuchli ravishda qo'llaydiganligini bildirgan. Turkiyadagi Uyg'ur tashkilotlari faoliyatlarini jonlantirmoqda. 30 aprel Istanbul Bog'chilar rayoni Yepiq tantarbiya zalida 5-chi qitimliq Turk dunyosi ko'ngil ochish faoliyati o'tkazildi. Faoliyatga Sharq Turkiston Nuzugum kultur va oila jamiyati Sharq Turkiston yoshlariga vakolatan ballarni tashkilladi. Milliy kiyim-kechaklarni kiygan farzandlarimiz Sharq Turkiston bayrog'ini ko'tarib, Sharq Turkiston xalqining kimligini namoyon qildi. 29 aprel Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahman insoniy yordam muxbiri IHHning taklifi bilan Istanbul Atatürk boshlang'ich maktab zalida o'tkazilgan ummatning qonigan yarisi Sharq Turkiston temasida faoliyatga qatnashib, Sharq Turkistonning tarixi va hozirgi vaziyatini tafsilotli tanishtirdi. 30 aprel bosh kotib Abdulahad Abdurahman yana insoniy yordam muxbirining Yalovadagi shobasi tashkillagan ummatning qonigan yarisi Sharq Turkiston temasida faoliyatga qatnashib, Xitoyning Sharq Turkistonda o'tkazayotgan jinoyatlarini va Sharq Turkistonning tarixini tanishtirdi. 29 aprel Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati raisi Seytum Turk apandi Istanbul O'zyegin universiteti tashkillagan Sharq Turkistonni tanishtirish faoliyatiga taklif bilan qatnashib, Xitoyning Sharq Turkistonda qilayotgan milliy va madaniyat qirg'inchiligini tanishtirdi. Shimoliy Yevropa erkinlik yurishi Shvetsiyada o'tkazildi. Yevropaning shimoliy qismiga joylashgan Skandinaviya o'lkalarida yashayotgan Uyg'urlar ishg'olchi Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni yo'qotishni maqsad qilib qurgan o'lim lageriga qarshi mazlumlarning ovozi bo'l nomida Skandinaviya erkinlik yurishining tunji qitimliq namoyishi 2019 yil 28 aprel yakshanba kuni Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda boshlandi. Mazkur namoyishga Stokgolmda yashayotgan Uyg'urlar Xalqaro Turk Demokratlar Birligi, Shvetsiya Ulki O'joqlar Tashkiloti, Norvegiya Uyg'ur Komiteti, Finlandiya Sharq Turkiston Tashkiloti qatorliq tashkilotlarning vakillarining ishtirok qilishi bilan 300 atrofida kishilar qatnashdi. Mazkur namoyishni Norvegiya Uyg'ur Komitetining hamkorligi bilan Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi o'rnatilgan bo'lib, namoyish Stokgolmning Homne Garden bog'chasida boshlangan bo'lib, namoyishchilar Norvegiya, Shvetsiya va Sharq Turkiston bayroqlarini ochgan holda Soqchilarning bexatarlikni tartibga solishiga moslashib, Shvetsiyaning donliq qahramoni Raul Wallenberg maydoniga bordi. Namoyishchilar qo'llariga Shvetsiya, Norvegiya, Turkiya va Sharq Turkiston bayroqlari, shundaylik Xitoyning jazo lagerlariga qamalgan donliq shaxslarning rasmlarini ko'tarib, qotil Xitoy, terrorist Xitoy, fashist Xitoy, Uyg'urlarga ozodlik, lagerlar taqalsin, fashist Xi Jinping degandek shiorlarni to'lab mingishdi. Erdoğan Türkiye yeklengen F-35 lahiyesi veyran buluşku mehkumdur dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da içilgan 14. nöbetlik Halkara Müdafiye Sanayeti Yermenkisi'de muhim söz kıldı. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe Erdoğan Türkiye'nin müdafiye sanayeti de lahileştin tartıp işlep çıkarışkışı bolgan barlıq sahalarda gipi ötüdüğen halkı kiliş nişanıga kadem mu kadem yıkılışı vatkallıkını bildirip Türkiye siyasi, diplomatik ve iqtisadi sahadakiga o'xshashla müdafiye sahasida mu hiçbir tengişini qabul qilmadi, qilmaydi. Türkiye yeklengen F-35 lahiyasi pütüllay vayran buluşka mahkumdur dedi. Türkiye'nin qurallıq ve qurallsız uçkuçsiz hava apparatları cahette dünyada gipi ötüdüğen noktığı yetkerlikini tekitligen Erdoğan, hazır biz özümüzden milli can ayruplarlarımızın işlep çıkarış yolu da tiz kadem taşlaşkı başıldık. İnşallah hava armiyimizning bunundan keyingi filolarida o'z milliy jang ayruplarlarimiz
ایغر سالماخنی ایگیلیدو دیگرلرنی بلدردی. Bugünlerde F-35'ler konusunda da benzer bir haksızlığa, daha doğrusu dayatmaya maruz kalıyoruz. Proje ve üretim ortağı olduğumuz bir konuda bizi dışlamaya çalışanların hala bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini düşünüyoruz. Açık konuşuyorum. Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqla program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.